Merhaba. Ben Semih Sami Akay. Doktora çalışmamı Yıldız Teknik Üniversitesi Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri bölümünde danışmanım Profesör Doktor Füsun Balıkçıhanlı ve eş danışmanım Doçent Doktor Orkan Özcan danışmanlığında gerçekleştirerek tamamladım. Doktora çalışmam Büyük Menderes Nehri'ndeki menderes yapıların zamansal icim değişiminin insan sabarıcı taban analizi ve ekstrem olayların etkisidir. Çalışmamızın özgün değerini incelediğimizde biz bu çalışmayı doktora konusunun yanı sıra bilimsel araştırma projeleri kapsamında da gerçekleştirdik ve bu çalışmayı ve bu çalışmaya başladığımızda İHA ile veri üretim süreçlerinin kabul görmediği bir ortamda biz bu işlemi Mendeles yapılarında havza kontrolünün izlenmesinde ve veri üretim süreçlerinde kullanma amacıyla gerçekleştirdik. Ve bu çalışmanın sonucunda ülkemizde ilk kez İHA tabanlı veri üretimi ve açık kaynak uydu kullanılması sonucunda zamansal olarak meydana gelen morfolojik değişimlerin incelenmesi gerçekleştirildi. Mekansal veri setleriyle yağış verilerinin birlikte alınması sonucunda yağış olaylarının morfolojik değişim etkisinin belirlenmesi gerçekleştirildi. Taşkın olayı ekstrem değerler ilişkilendirilerek gelecekte meydana gelebilecek afet olayları için yöntem ortaya kondu. İHA teknolojisinin hızlı, güncel, ucuz ve yüksek doğruluklu veri sağlaması amacıyla yaygın kullanılmasına örnek teşkil ettiği görülmüştür. Mekansal izlerin yüksek doğrulukta gerçekleştirmesiyle hassas ve kırılgan alanlarda meydana gelen değişimlerin gösterimi sağlanmıştır. Ve biz bu çalışma ile aslında yeryüzüne ait hem farklı zamanlara hem de farklı türde verilere sahip olduğumuz için alansal, hacimsel ve uzunluk biriminde farklı değişimleri ortaya çıkartılmasını sağlamış bulunmaktayız. Çalışmamızın yöntem ve uygulama kısmını baktığımızda bu çalışma 2018 ve 2019 yıllarında arazi çalışmaları gerçekleştirilerek ortaya çıkartılmıştır. Bununla birlikte meteorolojik uydu verileri, uydu görüntüleri kullanılarak değişim analizleri ortaya çıkartılmıştır. Çalışma alanı olarak Büyük Menderes Havzası'nda, Büyük Menderes Nehri kıyısında bulunan Menderes yapıları ve Büyük Mendes Nehri'nin Ege Denizi ile birleştiği kıyı bölgesinde çalışmalar gerçekleştirilerek meydana gelen erozyon, birikim ve taşkın olayları incelenmiştir. İHA tabanlı veri üretimiyle doğal afetlerin havzalarda meydana getireceği etkilerin hızlı ve dönemsel izlenmesi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 5 farklı çalışma alanında farklı İHA türleriyle, multikopter ve sabit kanatlı İHA'lar ile veri temin süreci gerçekleştirilmiştir. 6 farklı zamanda her iki yıla ait Ocak, Haziran ve Eylül aylarında veri toplama ve veri üretim işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ve bu kapsamda elde edilen meteorolojik uydu verileriyle ekstrem yağışlar belirlenerek erozyon ve taşkın olaylarının bu yağışla ile ilişkilendirilmesi ortaya konulmuştur. Ve bu sonuç doğrultusunda gece yönelik tahmin için kullanılabilir, kullanılabilir bir veri modeli örneğinin oluşturulması sağlanmıştır ve bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz çalışma sonucunda biz Menderes yapılarında meydana gelen sediment değişimlerinin alansal, hacimsel ve uzunluk A biriminde değişimlerinin ortaya çıkartılmasını sağlamış bulunmaktayız. Bizim yaygın etkisini incelediğimizde bölgesel ve zamansal izleme amacıyla gelişen teknolojiler mekansal bir üretimle entegre ederek alternatif bir yöntemin ortaya konması sağlanmıştır. Maddi ve manevi kayıpları engelleyecek geleceğe yönelik havza simülasyonlarının geliştirilmesinde alternatif yöntemlerin kullanılabileceği ortaya konulmaktadır doğal afetleri önleme ve afet sonrası meydana gelebilecek kayıp durumları için çevresel faktörlerden etkilenmeden yüksek çözünürlüklü, hızlı, pratik, düşük maliyetli veri temniyle veri üretimini gerçekleştirebileceği ortaya çıkartılmıştır. İHA ve uydu sistemlerinin entegre bir şekilde kullanılması ile multidisipliner çalışmaların gerçekleştirebilmesi sağlanabilmektedir. Bu çalışma sonucunda çeşitli kamu kurumları ile görüşmeler gerçekleştirilerek şehir içi ve tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirildiği alanlarda havza kontrolü ve taşkın önleme çalışmalarının gerçekleştirilebileceği ve benim de kurumun içinde bulunduğu bu kapsamda İHA tabanlı veri üretiminin şehir içinde de işlevsel bir şekilde kullanılabileceği ve taşkın modelleme ve gece havza durum simülasyonları projelerinin ortaya çıkartılabileceği ortaya konmuştur. Bu kapsamda da benim kurumda dahil olmak üzere çeşitli planlamalar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Çalışmamızın bilimsel çıktılarını incelediğimizde 2018 ve 2019 yıllarında elde ettiğimiz veriler ile çeşitli analizleri gerçekleştirerek havzada meydana gelen değişimlerin ortaya konmasını sağladık.